Yanlarımızdan da, köyde yaşayan komşularımızdan da şu anda bir iş yapacağımız zaman yani bizde maddiyet sorunu yok. Evet. Yeter ki o işin yerine varacağını bilsinler. O sıkıntımız yok Allah'a şükür. Evet. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Teşekkür ederim. Çekimlerimiz evet. Devam ediyor. Başka. Yine yanımızda bir abimiz var. Onu da yer mi değiştirecek şöyle tabii, yoksa bilmiyorum. Yer değiştirirsek daha iyi olur. Abi, şöyle şey yapalım. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Muhtarıma da böyle bir organizasyona öncülük ettiği için gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Su getirin oğlum buraya su. Sormak istedikleriniz işte köyümüz muhtarımın da bahsettiği gibi 50-55 hanelik genelde tarım ve hayvancılıkla uğraşan ilçe merkezine yakın bir mahalle olduğu için aynı zamanda da ticaretle iştigal eden birçok yerleşen köyümüzün sakini insanlar var. Büyük esnaflarımız var. Vallahi bizim burada hayat böyle devam ediyor. Evet. Önce kendini bir tanıtsak abi. Ben kendim Şevki Güngör Sarıkaya Ziraat Odası Başkanıyım. Aynı zamanda da bu köylüyüm. Evet. Geldiğiniz için size de ayrı teşekkür ediyorum. Televizyonun ismi Yozgat TV. Evet, hoş Yozgat'ta geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dün geldik muhtarımla görüştük. Dedik muhtarım yarın köyün tanıtımını çekeceğiz. Evet. O da tamam dedi. Yarın gelin dedi. Anlamadım muhtarım. Ben kabul etmiyordum ya. Biz şu anda müsait değildik dedim ya. Sen laf anlamadın. Da. Niye ki? Niye ya? Müsait değilsin ya? Yani burası en azından burada insanlar dolu olması lazım. Herkes çalışıyor dedim ben sana. Anons ettin mi biz ettim, geldikten ettim, sonra? Ettim tabii ki yani. Ettim evet. Köyü anlat desem abim neler anlatabilirsin başkanım? Köyü ne anlatayım? Köy aynen deminki söylediğim gibi tarım ve hayvancılıkla iştigal eden, uğraşan bir köyümüz. Genelde hububat tarımı, şeker pancarı tarımı, yem bitkileri bu tür tarım ürünleriyle hayatını idame ettiren insanlardan oluşuyor. İşte deminki söylediğim gibi ilçe merkezine yakın oluşumuzdan dolayı şu anda da ilçenin resmi mahallesiyiz. Nüfusumuzun birçoğu da orada esnaflıkla iştigal ediyor. Bu şekilde eğitim seviyesi diğer köylere bakarak yüksek olan bir köy. Aynı zamanda bu tür şeylerde de sıkıntımız olmuyor. Evet. Ulaşabileceğimiz, ulaşmak istediğimiz bir yerler olduğu zaman gerek bürokraside gerek siyasette orada olgun görev yapan arkadaşlarımız var. Hiçbir sıkıntımız olmuyor. Allah'a hamdolsun. Belediyeden de zaten yeterli derecede zannederim muhtarım faydalanıyoruz. Faydalanıyor şu anda yani. Daha önce tabii ki belediyede devletin bir kuruluşu, özel idarede devletin bir kuruluşu. Şu anda daha önceden il özel idareden valilik vasıtasıyla yaşamını sürdüren bir köydü. Şu anda da belediyeye bağlı olarak belediye hukuku içerisinde bu şartlar altında hayatımızı devam ettiriyoruz. Evet. Peki sence sana göre köyün en önemli eksiği, ihtiyacı ne var şu anda? Vallahi şimdi onu takdir benim söylemem daha uygun değil de muhtarımın o işe yetkili olan arkadaşımız, muhtarımız. Şimdi bizim onun eksiklerini bizim söylememiz olmaz. O mutlaka o konuyla ilgili bir şeyler söylemiştir. Şimdi bir muhtarın bazı köylerde çekim yapıyoruz. Muhtar diyor ki köyümüzün hiçbir eksiği yok diyor. Vatandaşa bir soruyoruz. Eksik saymayla bitmiyor. Ya eksik bitmez tabii ki yani. Eksik olmaz olur mu? Mutlaka eksikleri vardır. Fakat işte dediğim gibi o da yine muhtarımın burada bir ihtiyar heyeti var. Bu konu bizim dışımızda. Bize bir görev verilir de şu denir de bizden isterse biz ona bakarız. Evet. O muhtarımın yetkisinde olan bir şey. Var mı gurbetteki izleyicilerimize? Gurbetteki izleyicilerimiz olsun, yurt dışında olsun, yurt içinde olsun. Köylülerimize, dostlarımıza, tanıdıklarımızı tanıyanlara, sevenlerimize, sevdiklerimize hepsine kucak dolusu selamlar. Allah işlerini rast getirsin. Gurbet kolay olsun diyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz. Yine yanımızda bir köy sakinlerinden. Önce kendinizi bir tanıtın abi. Evet, ben ismim Arif Yılmaz. Bu köyde doğdum, büyüdüm. Burada çiftçilikle uğraşıyoruz. Köyümüzün geneli zaten zirai çalışmaları yani tarım, hayvancılık bu işlerle uğraşılıyor. Ben Sarıkaya'da 22 yıldır Minibüsçüler Kooperatif Başkanıyım. Şimdi
sivil toplum kuruluşlarının Sarıkaya'daki çoğunluğunu Köprücek köy olarak biz temsil ediyoruz. Evet. Bundan da biraz rahatsız olan insanlar da var tabii illaki de. Ama köyümüzün yakın olması sebebiyle Sarıkaya'daki bu sivil toplum kuruluşlarında yer alıyoruz. Köyümüzü temsilen. Benim evlerim yukarıda Sarıkaya ile Köprücek'in arasında. Köyümüz 5 yıl önce mahalle oldu Sarıkaya'ya. Bu içme suyundan dolayı sıkıntımız büyüktü. Belediye olup suyumuzun rahata kavuşması için belediyeye mahalle olduk. Ben aynı zamanda belediye meclis üyesiyim 3 dönemdir. Tabii ki köyümüz çok eskiye dayanır. Eskiden buraya Ermeniler gelmiş, göçmen, muhacir vermişler burada. 3-4 çeşit insan yaşamış burada. Ondan dolayı da ismini de Melez olarak oradan alıyor. Sonradan çevrilme şeyi de benim bildiğim tabii aklımın yettiği Köprücek köyü olarak. Aşağıda bizim tarihi bir köprümüz var köyümüze ait. Oradan alıyor bu sonraki ismini de. Bu şekilde işte 45-50 haneli bir köy. Böyle yaşamımız devam ediyor. Komşularımızla iyi geçiniyoruz. İnsanlar birbiriyle diyaloğu iyi. Bir sıkıntımız yok. Köyümüzün ihtiyaçlarını da zaten muhtar devletten olsun, belediyeden olsun talep ediyor. Elinden geldiğini yapıyor sağ olsun. Kendisinin biz de arkasındayız her zaman. Eksiklerini bizim yapacağımız bir şey olursa beraberce talep ediyoruz. Sağ olsun tarafsız bir şekilde muhtarlığını da yürütüyor. Önemli olan köyün idarecisinin tarafsız olarak insanlara taraflı değil de tarafsız olarak bakması çok önemli. Köyün birbiriyle geçimini zaten tarafsızlık sağlar biliyor musun? Onun için muhtarımızdan da bu konuda memnunuz sağ olsun. Görevini de iyi yapıyor. Bilmiyorum başka da mevcut şeyleri muhtar söyledi. Evet, peki Köprücek köyünün nesi meşhur? Köprücek köyünün meşhur olan bir işte köprümüz var orada. Köprü var. Köprüyü yalnız öldürdüler. Üzerine beton attılar. Hı. Tarihi şeyini kaybetti yani görüntüsünü. Eski özelliğini kaybetti. Eski özelliğini kaybetti. Aslında çok güzel, yakışıklı bir de köprüydü. Ünlü olarak o var yani. Yoksa diğer türlü Yozgat'ın... Şu anda şey var. Arif abi, normalde ben onu da belirttim de. Köprümüz, Kaymakam Bey'in de haberi var. Köprü delindi şu anda. Evet. Aşağı yukarı 6 ay oldu. Yani oraya bir ara şeye verdiler. Orada bir yapılmadı. Restore edilme gibi bir şey yok mu yani? Var işte, onu yaptıracaktık. He. İşte şeyden, valilikten para gelmeyince orayı da bir türlü yaptıramadık. İşte sonra... yani muhtarımız sağ olsun o işlerle de uğraşıyor. O köprü tabii üstten görünmüyor ama alttan bakılsa tarihi şeklini görebiliriz. İşte köyümüzde sonradan cami, Kur'an kursu, bu işte köy konağı gibi şeyleri sağ olsun gelmiş geçmiş muhtarlar talep ettiler. İşte bugüne geldi. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Var mı peki izleyicilerimize söylemek istediğin, evet, paylaşmak istediğin bir şey? Şimdi yurt dışında, ülkenin içindeki bütün illerde köylülerimiz var, yakınlarımız var, akrabalarımız var. Onların hepsine selam söylüyorum. Herkese sağ olsun köyümüzün herhangi bir ihtiyacı olunca da yanımızda oluyorlar. Herkese selam söylüyorum. Herkes sağ olsunlar, var olsunlar. Bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, öncelikle ismim Ali Osman Tekin. Bu köyde yaşıyorum. Köy hayatı işte. Devamlı buradayız. Çiftçiliğinle uğraşıyoruz. Bu kadar söyleyeceğim, başka bir şey var yok. Selam göndermek istediğin birileri var mı? Gurbette var. Çoluk çocuk. Bütün dışarıdaki büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Herkese selamlar olsun. Öncelikle oğlum var Bingöl'de. Ona selam ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Bu kadar. Bir kendini tanıt. Kendini tanıt da. Kendini tanıt. 1948 doğumluyum, 72 yaşındayım. İşte. Anladın mı? Hiçbir iş görmüyorum. Hep gezerim. Anladın mı? Nerede akşam orada sabah işte. Köyde yaşıyorum.
Allah'a şükür iyiyim. Sıhhatim yerinde. Başka hep komşularımdan da iyiyim. Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.